Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Endeksin kapanışı itibariyle genel görünümü paylaşmaya çalışalım. Ne görüyoruz diye. Bazı çalışmayacak olan trendleri, hükmü bitmiş olan trendleri silelim. Arkadaşımız uyarmış. Çok karışık diye. Biz de o trendleri silmiş olduk böylece. Hatta şu trendi bile esasında artık bir hükmü kalmadı. Buradaki trend, onu da silelim. Ve son durum itibariyle bir yükselen hat var. Şu bölgede. Bir de düşen hat var. O da bu bölgede. Bakalım süreç ne gösterecek? Bugün neler oldu? Bugün tabii daha çok taban oturumu çalışmasıyla geçen bir süreç oldu. Dönüş yeri, dediğim gibi yine eğitim mahiyetinde söyledim, dönüş yeri şuradaki yataylar. Yani daha doğrusu yatay değil de şuradaki açılı trendlerden destek buldu, döndü. Ve gün içerisinde çektiğim videoyu hatırlıyorsunuz. Daha buraya gelmemişti. Nereden dönebilir dediğimizde şu bölgeyi, yani buradaki trendin paralelinde bir yeri işaret etmiş. Saatlik ortalamasına vursa bile geri gelme ihtimalinin olduğunu belirtmiştik endeksin. 1140'ın altında sarktıktan sonra 1136-38 bölgesine kadar, 36'ya kadar sarktıktan sonra 1158'e kadar gelen bir atakla karşılaştık. Ve ondan sonraki 2-3 saat boyunca da sert satışlar, 2 saat kadar tekrar bir düzeltme mahiyetinde sert satışlar geldi. Ve amaç ne? Amaç saatlik ortalamayı yumuşatma, tepkiyi güçlendirme, yatay stabil kalma şeklinde ve gün sonu da artı kapattı düne göre. Pozitif bir kapanış oldu. Bu anlamda olumlu. Şimdi tam tepe değer denenir mi? Artık buradan alacağı güce bağlı. Ana tahtalar çok zayıfladı. Yani özellikle bankalar ve bazı ana tahtalar çok satıldı. Yani onların daha satacak ne kadar yerleri var diye baktığımda bir tepki şart diye görünüyor. Yani beklediğimiz tepkinin bir taban oluşturması gerekiyor. Yani öncelikle bir güç toplanması gerekiyor. Satışların toplanması gerekiyor. Birilerinin su toplanması gerekiyor falan. Moraller bozulmalı ve satışlara hazır hale gelmeli ki ana oyuncular, büyük oyuncular tahtaları biraz daha yerlerinden koparsınlar ve bir takım beklentilerle pozitif duruma geçsinler ki yurt dışında da zaten ciddi bir sert satıştan sonra bugün oranın da tepkili olacağını tahmin ediyorum. Çünkü orası da dün pinli bir tepki vermişti. Ve o pin bölgesine doğru bugün bir atak yaptıktan sonra bizimki şuradaki satışlar, şu kırmızılar, onların geriye doğru İşte sert %1'e yakın ki düşüşlerine denk getirdiler. Ondan sonra da orası tepki verdi. Biz de tepki verdik. Neticede artık bize de bir W hareketi yakışır diyelim. Böyle işaret edelim nerelere kadar gidebilir diye. Şöyle bir W, şu saatlik ortalamasını artık delsin geçsin. Şu süper trendin üstüne kadar da atsın. Umut ediyorum ki işte beklediğimiz şuradaki üçgen formasyon dediğimiz yer, şu kısım. Yani buraya kadar atar mı? Umut ediyoruz ki atar. Yani bu kadar tabii çok zor. Hani o kadar kolay değil ama ana tahtaları alırsalar, şu trendin içerisine girerse, süper trendi delecek olursa artık bir sürü şart cümlesi koyacağız. Ama kolay değil. Yani onu yapmak çok kolay değil. Umut ediyoruz ki tekrar bu yükseliş trendinin içerisine atar. Şimdilik ne görüyoruz derseniz tepkiyi görüyoruz. İşte bu bölgede tepki bölgesi. Dolayısıyla burada bu anlamda short pozisyonların kapanması. Çünkü tepki var yani orada. Trade eden için söyleyeyim ben. Short pozisyonların kapanması akıllıca olur. Bir arkadaşımız vadeli anlamında bize destek istemiş bizden. Şunu belirteyim arkadaşlar. Vadeli de aralık vade için özellikle formasyon bir oluşumu vardı. Gün içerisinde, son bir saat içerisinde ki ben arkadaşlara yazdım onu. Oluşum şuydu. Biliyorsunuz 1265'in altına sarktı. 1265 bir pivot değeri, önemli bir değer. Bir MŞ formasyonu gereği. Önemli bir değerdi ve oranın altına sarkmış olması ya satışları hızlandıracak, yani şelaleyi beraberinde getirecek, ya da işte ivmeyi kazandıracak ve formasyonu oluşturacak olan yukarı atağı beraberinde getirecekti ki vadeli de aralık vade için konuşuyorum, 1256'ya kadar da geldi. 1256, 57, 58'lerde biraz kaldıktan sonra formasyon oluşu 1260'ı, özellikle 59 ve 60'ı geçtikten sonra formasyon oluşumu için son bir saatte bir hareket başladı ki ben arkadaşlara yazdım onu. Bir formasyon oluşuyor, yarın için müjde vereceğim dedim ama yarına bırakmadılar. Son bir saatte
Formasyonun yarısını zaten aldılar. Formasyon şu arkadaşlar. İstatistik vereceğim. Ben daha önce veriyordum bu istatistiği. Çok çok eski kanalı izleyen ilk 40 arkadaş vardı o dönemde. Onlara özel işte bu istatistiklerimizi aktarıyorduk YouTube yayınından. Faydamız olsun diye ama son zamanlarda bunları ondan sonra da yapmadım yani. Ama sordu bir arkadaşımız. Bir de jest mahiyetinde söyleyelim. Şimdi 1265'in üstünde saatlik kapanışların olması halinde 1283'e kadar %80 ihtimalle 500 puan üstü 500 puan altı olmak kaydıyla bir formasyon vardır. 1980 hatta %90 ihtimalle oluşur bu formasyon. Yani bu da endeks aşağı yukarı buraya kadar 1165'e kadar yani %1,5'a falan denk geliyor. %1,1,5'luk bir tepkiye işaret eder. Tabii 500 aşağı ne olur? 1280 olur vadeli de. 1200 zaten 75'e kadar da geldi. Yani neredeyse o formasyon tamamlandı. Ama onu değerlendirebilmek önemli. Tabii 1265'i geçer geçmez. 1265'i geçer geçmez pozisyona girilmiş olsa o formasyon kıymetli bir formasyon. Neden? 1000 puanlık, 1500 puanlık yani %1'in üzerinde bir getiriyi, 1,5'a yakın bir getiriyi %80 ihtimalle veriyor formasyon. Bu konuda biraz araştırın belki bulabilirsiniz. MŞ formasyonu, MŞ1 formasyonu diye bir formasyon. Vadeli kontratlarda işlem yönü ivme hesabıyla oluşturulan bir yukarı ya da aşağı yönlü oluşabilen bir formasyon bu. Bulabilirseniz faydanıza faydalı olur diye düşünüyorum. MŞ1 formasyonu diye. Böyle özellikle trend dönüşlerinde oldukça vadeli yatırım yapan arkadaşlar, endeks yatırım yapan arkadaşlar çok faydalanabilirler bu formasyondan. Belli kuralları var. O kuralları oturursa, görürseler 3 gün içerisinde bu formasyonun güzel özelliği olur. 3 gün içerisinde yani ilk %50 ilk gün ki bugün formasyon oluşturur oluşturmaz zaten neredeyse %50 dediğimiz ilk kısımdır. Sonraki ihtimal yani %50 muhakkak oluşur diyelim. İkinci, üçüncü gün ise daha düşük ihtimalle olur. Yani yüksek ihtimalle ilk gün o formasyon oluşur. İkinci, üçüncü gün, üçüncü gün ise muhakkak oluşur. Yani dördüncü güne sarktığını ben çok nadir hiç görmedim. Yani üçüncü gün mutlaka o formasyon eğer yerine geldiyse muhakkak oluyor. Nadir ama %10 dediğim gibi. Bazen de yani 10 seferde bir defa da bu formasyon çalışmıyor. Bana göre çok güçlü bir istatistik yani. Ben biraz onu azalttım. Hadi 5 seferde bir defa çalışmıyor diyelim. 10 seferde 2 defa çalışmıyor diyelim ama 10 seferde 8 defa muhakkak bu formasyonun çalıştığını gördüm ki en son işte bugün de 1265'i geçtikten sonra nasıl ivmelendiğini ve formasyonun gerçekleşmek üzere 1275'e kadar atak yaptığını gördük. Önemliydi yani o anlamda. Neyse neticede endekste de zaten benzer tepki oldu. Ana tahtalarda bir tepki oldu ve bu tepkinin biliyorsunuz W formasyonunda normal hedef bölgesi burası arkadaşlar. Hatta şuradaki onay mahiyetinde buraya kadar bir üst band. Sabah hatırlarsanız şuradan onay aldı. Bunu dedik yani buraya kadar olan her şey tepki geri gelecek. Şimdi bir de buradan onay almasını bekleriz. Şu hattı geçtiği an bir üst kanala çıkması beklenir. Normalde hala düşen hat olmuş oluyor ama bir güzel tarafı var. Eğer oraya gidecek olursa yarın ve cuma günü kapanış bu bölgede olacak olursa yükselen hattın içerisine, kamanın içerisine de girmiş oluyor. Biliyorsunuz kamaları hemen bırakmıyorlar. Bu iyi bir şey yani kötü değil ama maalesef tabii şuradaki şelale biraz moral bozdu. Yani buradaki şelale çok sert oldu. Çok tahta yerin dibine girdi yani o üzücü oldu gerçekten. Hazırlıksız da yakalanınca çok kişi taban oldu yani. Üzüldük tabii çok arkadaş bundan olumsuz etkilendi. Biz de 2 gündür moral verici videolar, analizler yapmaya çalışıyoruz. Bozulsa da endeks elbet düzelecektir falan diyoruz. Tabii amacım sadece moral vermek değil. Yani ne görüyorsak onu söylemek. Tedbir olunması gereken yerlerde tedbirli olmak gerekiyor diye de belirtiyoruz. Yukarıya çıkıldığı zaman tepki olunacak yerler belli. Yeni güç, yeni bir trend oluşturur mu diye bakacağız. Yani önümüzdeki bu ABD seçimleri de olmasından dolayı 1,5 ay civarında yani 1,5 ay biliyor işte 1 ay. Orada 3 Kasım'da yani seçimler önümüzdeki hafta. Dolayısıyla o seçimlerin seyri de dikkate alınarak işte belki bizim Kasım'daki satış erkenden yapılmış olabilir. Haftaya da belki bir çalkantılı dönem olabilir. Bir ihtimal bilemiyorum tabii bir ihtimal diyorum. Ama teknik olarak işte görüyorsunuz zaten sizden neler olup neler biteceğini. Bunları yaşayıp göreceğiz. Neticede şimdi biz yine
Bu bölgede bugün özellikle tepki yerini belirttik. Buranın ne kadar süreceğiyle alakalı yine bir yorum yaptık. Yani olabilirse şuraya kadar bir tepki ihtimali doğar diye düşünüyorum 1170'e kadar. Ondan sonraki süreçte neticede dediğim gibi tepki onun üstünde kalırsa piyasa biraz daha pozitif olur. Kalamazsa ikinci dalga hareket gelir. Şöyle bir bakayım bu dalga sayımı gereği. Yani dikkat ettiyseniz hiç daha yani bir dalga yapacak bir durum bile olmamış. Resmen sürekli şelale şeklinde %8, %10'luk bir düşüş oldu ki bu %8, %10'luk düşüşü de bir şekilde en azından %38'ini hadi alama, %50'sini alamadı, %38'ini alsın deriz. Yani bu da yaklaşık işte hesap edecek olursak 1140 yani 8000, 4000 puan %50. 1180 yapar. %38 olsa 1165 yapar. Yani 1165 makul. 1165, 1170 makul seviye. Bunun üstü yani şu trendin üstünde kalırsa son derece pozitif olur deriz. Kalırsa yani onu da görmek lazım. Şimdilik düşen hat içerisinde hareket ediyor. Tabii şu anda da tabii şunu da söyleyelim. Yani şurada güzel bir bizim bir yükselen hattımız var. Onu oluşturuyoruz. Yani büyük bayrak şeklinde bir formasyon oluşturuyoruz. Bu büyük bayrak formasyonun hedefi normalde şu alt taban. Yani böyle pek havada kalmaz. Genelde biliyorsunuz trendler paralel çalışır. Genelde bir alt taban yani bir yukarı gittikten sonra sanki böyle bir hareket daha makul görülebilir. Burasının tutunup tutmayacağına bakacağız ama o durumda da 1, 2 ve 3. deneme olmuş olacak. Yani orası da çok dikkatli olunması lazım. Biliyorsunuz 3. denemeler problemdir, risktir. 3. denemeye oldukça dikkatli olmak gerekir. Şuralardan onay falan çizeceğiz. Acaba onaya mı geliyor diye bakacağız o durumda. Tabii bu tip oluşumlara şu an için bir tepki diye bakıyoruz. Yani ben 2 gündür dün de bugün de işte 1160 bölgesi ve 1140 bölgesi. Tabii şu an 1140'ta tutunduk. 1140'ın altına sarksa da şu kanal içerisinde bir taban oluşumu yaptı şu alan içerisinde. Geçmişte de buna benzer yapmıştı. Bakalım tepkinin devamı gelecek mi? Yurt dışı da negatif olmazsa bir üst kanala kadar atacak olan onay mahiyetinde bir yükseliş umut ediyorum ki olur. Yani bu yükselişi, bu tepki mahiyetindeki yükselişi de bekliyorum. Beklemiyor değilim. Çünkü bizim de yatırım yaptığım tahtalar, bakın maliyetlenme bölgelerim benim. Aşağı yukarı oralardayız yani. İşte 1160'tan aldım, 1100'den aldım. Buralardan aldık bir ay sonra falan. Daha tepeden aldığımız noktalar var. Neticede en tepeden sattıklarımızı, trade ettiklerimiz duruyor. Hani o anlamda bir zarar yok trade'den. Ama yatırım kısmında tabii zarardayız. Orta uzun vade olunca umut ediyorum buraların biz taban olacağını düşündüğümüz için orta ve uzun vade için. Yani önümüzdeki 2021'in sonu için ben buraların hayal olacağını düşünüyorum. Yani bir yıl sonra çok daha yüksek yerlerde endeksin olacağını ve yatırım yaptığımız tahtaların da endeks yükseleceği için endeks tahtası olduklarından endeksi yükseltecek tahtalar bunlar. Yani onlar endeks yükselecekse bunlarla yükselecek dediğimiz tahtalar. Dolayısıyla çok çok iyi yerlerde ve karlı devam edeceğimizi düşünüyorum. Ömrümüz olur da diyelim artık kanalın yayınlarına devam edecek olursak bunları hep birlikte görürüz, değerlendiririz. Şimdilik tabii kısa vade bakıyoruz. Dediğim gibi kısa vade bir tepki hareketiyle karşılaştık. Son bir saatte özellikle güzel bir tepki oldu. Gün içerisindeki taban oluşumu W şeklinde bir formasyonla götürdü. Tamamlayacak diye tahmin ediyorum. Yani bu anlamda kapanışın güçlü olduğunu, pozitif olduğunu ve süper trende kadar götürecek olan bir hareketi beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Genel olarak benim beklentim şuydu. Arkadaşlarımıza da belirttim ben. Eğitim verdiğimiz gruba, arkadaşlarımıza yazdık eğitim anlamında ne görürüz diye. İşte Cuma da söyledik, Pazartesi sabahtan söyledik. Pazartesi satış günü, Salı pozitif, Çarşamba pozitif ve Cuma pozitif bekliyorum diye söyledim ama şimdi bu tepki devam edecek olursa Cuma için biraz şüpheli yaklaşabilirim. En azından Cuma öğleden sonra için biraz daha temkinli durabilirim. Böyle sert bir yükseliş gelecek olursa, böyle hızlı bir yükseliş Cuma öğleden sonraya dikkat ederim. Ama bunu yarın tabii yarın izleyip bakmak lazım yarım gün. Bakalım neler olacak. Yarın bize bir takım ipuçları gelir. Bugün çünkü kapanış güçlü oldu. 1165 bölgesi, 1170 bölgesi önemli bir direnç konumunda artık. Bir aynı zamanda onay mahiyeti konumunda. Cuma günü ayrı bir önem taşıyor bu anlamda. Bakalım oralara bir gelelim de hele bakalım neyle karşılaşacağız diyelim. Sözü de çok uzatmayalım. Yani sabırlı olmakta fayda var dedik arkadaşlar. Rahat olun.
Şimdi endeksler dediğim gibi düştüğü gibi de çıkmasını da bilir. Yani pozisyonları her zaman için ayarlamakta fayda var. Risk azaltmakta fayda var. Nerede long, nerede short vadeli işlemler yapacak olanlar için söyleyeyim. Ayarlamalarında fayda var diyeyim ben. Direnç bölgelerinde nasıl davranacaklarını, destek bölgelerinde nasıl davranacaklarını bilirseler bu konuda bir sorun yaşamazlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bu çalışmayı genel anlamda bir eğitim ve ders mahiyetinde sunuyorum. Bunu da hatırlattıktan sonra herkese iyi akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.